Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılında lider olarak Almanya'ya gitmek ve bu 100. yıl klibi eşliğinde gerçekten çok güzel oldu, anlamlı oldu. Şimdi tabii hedef Almanya'da iyi bir sonuç elde etmek. Bir başka ifadeyle olayın ekonomik boyutu da var. Şimdi şöyle bir yerde okudum. Turnuvada kazanarak finale çıktığında 34 milyon euro kazanıyorsun Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Abi. 34? Selahattin Kınalı ile beraberiz. 34 milyon? Milyon euro. Non-stop. Hepsini kazan, git, finale çık, kupayı al, 34 kağıt abi. Milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nden daha düşük yani. Düşük. Epey düşük tabii. Asıl zirve orası. Tabii milli takımlar düzeyinde para hesabı yapmak o kadar hoş karşılanmaz doğal olarak. Yani az olur, çok olur başka. Orada önemli olan işte temsil ettiğin coğrafyanın, kültürün, ülkenin, milletin değerlerini futbol denen oyun üzerinden sahaya taşıyıp sadece sahaya rakibiyle kabul ettirmek değil, tribünlerin de, izleyenlerin de, ekran başında izleyenlerin de sempatisini kazanmak asıl olan budur. O yüzden orada da biz kendi ülkemiz adına konuşuruz. Ülkemizi temsil ederken sahadaki oyunun gereklerini olabildiği kadar simlere taşımak elbette güzel. Beklenen bir şeydir ama daha önemli olan da kendi kültürünü, kendi insanını, kendini tanıtabilmektir. Herkes iyi olduğunu düşünür. Herkes en iyisi olduğunu düşünür istenirse. O zaman bunu kanıtlamanın arenası. Bu uluslararası organizasyonlar en büyüklerinden biri. Yani sen Anadolu'yu temsil edecek Türkiye, Anadolu coğrafyasını, Anadolu kültürler birliğini. Ona göre bir tablo, bir resim taşıyabileceksek eğer, Almanya'daki sahalara inşallah yani Berlin'e kadar gideriz, finale kadar. O kadar zor bir şey değilmiş gibi görünüyor bana bu. Yani yakın geçmişten bakınca bu kadar çabuk bir dönüşüm nasıl oldu bende dersen de Montella'yı inşallah fazla abartmıyoruzdur. Ama oyuncu grubumuzun çok yetenekli olduğunu ve bu tür turnuva oyunlarında çok şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. Bir turnuva hocasıyla. Benim için yerli turnuva hocası vardı yani Abdullah Avcı olsaydı uygundu benim için milli takım içinde. Ama Montella da Abdullah Avcı'dan geri olmadığını hatta daha iyi olduğunu en azından şu 3 maçlık periyotta gösterdi bize. Önemli olan dediğim gibi Aykut sen bir kültürü temsil ediyorsun. O kültürün güzelliklerini sahaya taşıyıp ekran başındakilere ve stattakilere onu kabul ettirmek, o duyguyu geçirebilmektir. Kazanım budur. 34 milyon euro değil yani. Aynen. Şimdi Erkan Hoca da Erkan Sözleri birazdan yanımıza dahil olacak. Tabii yağmur yağdı mı İstanbul trafiği bitiriyor abi. Tabii yağmur yağması hiçbir sorun yok aslında. Bitiriyor abi. Ya maalesef İstanbul'un ya kaderi bu. Cumhuriyet hükümetleri bütün sanayiyi her şeyi İstanbul'a yığmışlar ama altyapısını eksik bırakmışlar. Bu ne bugünkü hükümetle ilgili bir şey ne işte ilk kurulan hükümette Cumhuriyet'in genel tavrı bu olduğu için zaten sporda ve yine abi Avrasya Tüneli Marmaray falan yapılmış. İyi ki yapılmış abi. Üçüncü köprü yapılmış çünkü yani en azından tabii, bir rahat. Eğer onlar olmasa iyice bitmiştik yani. Avrasya geçidinden bazen evlat okula bırakırken oradan geçiyorum. Sabahın 7'sinde Avrasya'da bir kuyruk oluyor. Acıbadem trafiği de önceleri hani çok pahalı kullanılmaz filan deniyordu ama hiç de pahalı olmadığı yani 7 dakika. Maliyetin zamanın da maliyetin bir parçası olduğu gerçeğiyle söylüyorum. Orada sanki yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var ama yani Avrasya'yı kullanmak isteyenler kullanmayacak olanların yolunu tıkıyor. Oraya bir ufak düzenleme olacaktır. Orada çalışmalar devam ediyor. Ama dediğin gibi iyi ki onlar olmuş. İşte Yavuz Selim Köprüsü'nün yapılması yani en azından uluslararası taşıma, tır taşımacılığını orayı oraya taşıdı. Etti, tabii. Oraya taşıdı, birazcık daha nefes aldırdı ama dediğim gibi bu 20 yılların sorunu değil. Cumhuriyet hükümetleri belli kaygılarla, öngörülerle ya da öngörüsüzlüklerle diyelim. Neyi var ne yoksa Marmara bölgesine yığdılar. Bütün yatırım buraya olduğu için tıkanıyor. Çok zor yani. Çok metro konusunda da çok geç kaldık. Moskova metrosu, Paris metrosu 150 yıllara gidiyorlar. Bizim hikayemiz 20-30 yıl yani metro hikayemiz. O da işte son yıllarda büyük bir atılım oldu da ya birazcık metro şeyimiz ağımız genişledi ama aslında o da çok geç kalınmış bir şey ki yani
ilk metroyu Osmanlı zamanında kurmuş olmamıza rağmen, yani zihinsel olarak uzak değiliz. Ya tüneli kastediyorum. O da sonuçta mini bir metro. Yani yağmurun hepimize, yağmur yağmasa da tabii, yağmur keşke hep yağsın yani. Ben yağmurcuyum bu arada. Ama İstanbul trafiği iyi örgütlenemediği için her zaman sıkıntı. Şimdi de Erkan hocamız biraz. Erkan hoca bekliyoruz. Çayı da soğudu ama. Çayı da soğudu. Şimdi neyse, betülümüz var, tazeler çayını. İkinci torbadan katılacağız. Kimilerine göre ya keşke üçüncü torbada yer alsaydık diyorlar ama bir bakalım şunu haberin detayına. Neden böyle söylüyor futbolu konuşanlar? Bakalım sonrasında değerlendirelim. Yani artık yani işte buraya kadar gelmişsin, o gelsin. Ama bu hep konuşulur. Dünyanın her bütün Avrupa ülkeleri der ki ya işte şu takım olsun, bunu çekelim kurayla, kurada. Bizi şeye düşüren, işte neden ikinci torba çok ağır ya, belki üç olsak daha iyiydi dedirten şey. Ne? Torbaları ekrana verecek şimdi Seval. Diyelim ki birden Fransa geldi. Üçten Hollanda'yı çektin, dörtten İtalya'yı çektin. Hadi buyur. Yani ama sonuçta bizim için iki ihtimal verdi. Ya iki ya üç. Bence çok da fark etmiyor. Mesela Macaristan bana göre son yıllardaki çıkışıyla Hollanda'dan daha ciddi rakip. Biz öyle şeye çok alışkınız. Hollanda isim olarak bize bir şey veriyor ama ben yine burada Erkan hocam geldi. Burada yine Hırvatistan'ı çekmek istemem. Yani benim için istemediğin takım bence Hırvatistan. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Hocam hoş geldin. Gıyabında konuştuk, trafik İstanbul'a yağmur telefondan düştüğünde. Telefondan izledim. İstanbul'a hocam yağmur düştüğünde bu trafik hakikaten onun konuşmasını İstanbul'da yaşayanlara sen burada değilsin. Tebrik ediyorum. İstanbul'da yaşayanlara. Ömür törpüsü hocam. Ömür törpüsü. Evet. Hocam. Nasıl değerlendirirsin milli takımı? Bak basit bir soru sordum. Evet. Nereden başlamak istersin hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle tebrik ediyorum. Selahattin hocam merhabalar. Uzun süredir program yapıyorduk. Şimdi yapıyoruz. Şimdi milli takımı şöyle. Önce tebrik edelim. Hem Montella'yı hem federasyonu, oyuncuları. Hatta ülkemizi tebrik edelim. Gerçekten bir bütünlük sağlanarak çok güzel bir ortam oluştu. Galibiyetler geldi. Almanya maçı mesela hazırlık maçı formatında oynandı ama o kadar ciddiye alındı ki. Puan maçı gibiydi abi. Puan maçı gibiydi. Yani tamam ne kadar hazırlık maçı da olsa Almanya takımı resmi maç oynamadığı için ciddiye alıyor. Aldığı için de böyle güzel bir galibiyet oldu. Geriye dönüş olması önemliydi. Dolayısıyla mesela ben Aykut'cum, Selahattin hocam şöyle de bakıyorum olaya. Şimdi Almanya takımına bakıyoruz değil mi? Ben bir tane Sané'yi görüyorum yetenekli. Ama bizim takımımıza bakıyoruz. Yusuf Sarı, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı'yı da Kenan sevdiniz. Yıldız. Kenan Yıldız çıktı şimdi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Yani yaşa hocam. Şimdi Bardakçı da o bile bak o bile. Abdülkerim yani, savunmacı yani şimdi baktınız Kaan Ayhan, Salih Özcan, ya kalecilerimiz. Ya bakıldığı zaman bizim için tam bir vitrin olacak Avrupa Şampiyonası. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli oldu. Ben şu açıdan bakıyorum. Yani eğer ön plana çıkacaksa oyuncular Avrupa Şampiyonası'nda bizim oyuncularımız ön planda olacak diye düşünüyorum. Tabii ki Montella'yı da tebrik etmek lazım. Sadece işte geldi hemen oyuncularla görüştü. İşte hemen motivasyon sağladı diye bakarsak çok basite indirgemiş oluruz. Ben Montella'da şunu gördüm. Ha, ben de tereddütlüydüm. Yani işte yerli hoca olsa mıydı falan diye ama Montella bizden çok yerli olmuş. Onu söyleyeyim. Hakikaten. Türkiye'yi öğrenmiş, gelenekleri öğrenmiş, oyuncuların yapılarını öğrenmiş. Montella'nın şu yönünü de ben çok beğendim. Mesela bir oyun felsefesi yerleştirmeye çalışıyor. Nedir bu? İşte Almanya takımına bile önde baskıyla başladık. Ondan sonra baskıdan çıkıldığı zaman, diyelim ki rakip baskıdan çıktı, çok çabuk topun arkasına, birinci bölgede, ikinci bölgede çok çabuk topun arkasına gelen bir milli takım. Yani çok kısa zamanda bunu yerleştirmek kolay değil ama buna da ihtiyacı varmış bizim milli oyuncularımızın. Çünkü biraz röportajlarında daha önce, yani Kuntz'a da haksızlık etmek istemeyiz. Çünkü o da sonuçta temelleri attı yani. Bir
Yani eksiği vardır, gidiği vardır. Çok da konuşmamak biz lazım. Biz severiz hocam arkadan, gidenin arkasından konuşmayı ya, maalesef. Ben çok konuşulmaz taraftarı değilim. Biliyorum, biliyorum. Sonuçta teknik adamdır. Meslektaşım bu görev, meslektaşım, bir de bu görev ona ifa edilmiştir. O da elinden geleni yapmıştır. Yeterlidir, yetersizdir. Başka bir bunu konu. Başına getirenlere sormak lazım. Yeterli, yetersiz konusunu. Ama 10 puanla bıraktı yine. Sonuçta bir şey yapmış yani. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Asla küçümsememek lazım. Tamam, Kuntz biraz oyuncularla bağları koptu. Oyun anlayışlarını belki tam yerleştiremedi. Dediklerini tam yaptıramadı. Baktığınız zaman, şimdi Montella'nın yaptığı en güzel şey bana göre şey, biraz rekabet ortamını da sağladı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu yoktu değil mi? Cengiz Ünder yoktu ama milli takımımız gayet iyi gidiyor. O zaman şöyle çok yaşayayım. Hep birlikte hocam. Şöyle bir şey oldu. Milli takımda kim oynarsa oynasın, yani o lazımdı bize. Kim oynarsa oynasın o milli formaya giydiği zaman elinden gelenin en iyisini yapacak. Yani Montella hazıra kondu da diyemeyiz bak, o da başka bir konu. Geldi başka bir şey inşa etti. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, yani çok güzel bir jenerasyon yakaladı Montella. Hazıra kondu değil de diyemeyiz güzel yani. Bir jenerasyon yakaladı. Şanslıymış. Şimdi baktığınız yani. Zaman Avrupa'ya ihraç ettiğimiz futbolcular var. Çağlar Söyüncü'yü de sayabiliriz bunun içine. Hatta onun geri dönüşü falan oldu, bir yayına bağlandım. Dönmesinler dedim. İhraç ettiğimiz oyuncular mümkün olduğu kadar kalsınlar. Mesela Vedat Mürç'ü sordular bana. İşte Vedat Mürç bir ara Fenerbahçe ile adı geçiyordu. Dedim ki kalabildiği kadar kalsınlar orada. Çünkü biz buradan zaten zor ihraç ediyoruz. Yani mandalina, domates ihraç ediyoruz ama futbolcu zor ihraç ediyoruz. Mandalina bizim işimiz ama. Dolayısıyla... Hocam bir de teknik adam yapalım artık. Teknik adam ihracatı yapalım hocam. Teknik adam yıllar önce Fatih hocamız yapmıştı. Fatih Terim yapmıştı bunu. Bak İtalyanlar 5 şampiyonaya 5 Mustafa beş Denizli zaman zaman gitti. Gitti. Hani Alamayı, onun dışında Ahen. onun dışında ben çok bir ara Ömer Kaner şey gitti şimdi hala Afrika taraflarında neydi? Muhsin Ertuğral hoca, Muhsin abi. Ama şöyle bir Avustralya şey söyleyeyim yani. Aykut. Güney Afrika. Yani Güney şimdi Afrika. Ülkede teknik adamlarımıza önce biraz kıymet verelim. Değer verelim ki ondan sonra ihraç edelim. Şimdi biraz yarama basmaya. Öyle. Hocam bugün İtalyanlar 5 tane hoca soktu ya şampiyonaya. Evet yani. Tedesco, Spalletti, işte bizimki Montella 5. Ama İtalya'nın bir oyun yapısı var. Geleneği var. Ülke olarak geleneği var. Mesela nedir? Savunmayı çok iyi yaparlar. Hücuma çok iyi çıkmaya çalışırlar. Mesela Galler maçında rakip Galler, katılır mısınız bilmiyorum ama rakip Galler yani topu kaptığı zaman çok çabuk hücuma çıkmayı beceriyordu. Becermeye çalışıyordu daha doğrusu. Hocam Galler oyunu baştan sona hak etti. Hakem çok ortadan bir maç yönetmiş olsaydı halimiz dumandı, onu da söyleyeyim. Evet, Sulevan hakem. Yani Türkiye'de şu kararlar olsaydı ne olurdu hocam? Penaltı penaltı ama ya. Ya öyle penaltı. Veren çok oldu ama. Bizim kazandığımız penaltı abi. Ama o penaltıyı veriyorsan diğerlerini ya vermek lazım. Ya şimdi tabii onlara vermedikleri de konuşulması lazım. Hem de var olmasına rağmen. Düşünün ya, bizim ülkemizde var olmasına rağmen bu hadiseler olduğunda işte suç duyuruları falan oluyor. O yüzden hani aslında oralı... Galler bize büyük bir kıyak yaptı. Biz reddettik. Hakem reddetti. Üçüncü torbalı olsak daha iyiydi. Değil mi? Ya, evet. Çok doğru Selahattin. Ama biraz keyfini çıkaralım bunun. Evet, evet tabii hocam. Yani tabii bunu hak ettiğimizi tabii düşünüyoruz. Yani hocam şöyle olarak, bir şey söyleyeyim. Bir de şey, Selahattin hocam hiç unutma, ben unutmadan unuturum sonra. Not alayım da unut. Çabuk unutuyorum. Estağfurullah. Şey, gelirken radyoda şeyi dinledim. Milli Marş yazılmış. Çok beğendim. 100. Yıl Marşı. Çok beğendim. Onu söylemek istedim. Veririz hocam Selahattin için. Selahattin hocam sendeyiz. Hocam için bir daha veririz. O 100. Yıl Marşı'nı hazır tutar. Çok güzel. Harikaydı. Hocam radyoda dinlemiş. Bir de burada dinlesin. Onu hazır tutalım. Vallahi çok Selahattin. Memnun olurum. Çok hoşuma gitti. Tamam hocam. Kuntz Montella dedik ya. Evet. Oradan aklıma geliyor. Mesela Kuntz vasat oyuncular sayısı yeteneklilerden çok fazla olan bir takımda çok iş görürdü Kuntz. Çünkü o bir ekol, o bir disiplin. Ama bu takımda o kadar çok yetenekli çocuk var ki hakikaten. Bunlara onlara özgürlük alanı açacak bir Akdenizli kafa gerekiyordu. Aslında Kuntz iyi bu kötü değil. Tam oyuncu, çok fazla yetenekli oyuncumuz var. Yani bunlardan bir takım çıkarmak zor iştir. Ona bir şey demiyorum.
Montella şu 3 maçı turnuva hocası olduğunu gösterdiği olarak algılıyorum ben bunu. Bu 3 maçta biri bir iletişimle falan önde bas, kaptırdığın anda 3 saniyede geri al falan. İşte o tür şeyleri var. Artistik söylemler var. Çok hoşuma gidiyor. Kaptır 3 saniyede tekrar geri al falan. Topun arkasına geç. Bu işi... Ama bunun çalışmaları oluyor Selahattin. Tabii ki oluyor. Antrenmanlarda. Tabii ki oluyor. Olmaz mı? Ama o kadar çok yetenekli adamımız var ki. Evet. Bu kadar yetenekli adamın başına nasıl söyleyeyim? Bir daha vizyoner. Biri matematik sınıfı oluşturulmuş diyelim lisede. Matematiğe hep süper çocuklar alınmış. Ve onların başına, ve bunlar işte biraz da Z kuşağı bu çocuklar. Onların başına da lisenin diyelim en otoriter hocasını getirmişsin. Matematiği de iyi biliyor. Müfredatı da iyi biliyor. Pedagojiyi de biliyor. Çocuklara anlatıyor. Fakat bu çocuklar öyle çocuklar değil. Bunlar matematiği biliyorlar. Ama eğlenerek matematik yapmak istiyorlar. Kuntz ona izin vermiyordu. Montella veriyor belli ki. Çocuklar hem eğleniyor hem oynuyor. Evet. Çok fazla yani yetenekli çocuk var. Bir kuzey ülkesinin antrenörü olmaz bize. Ya Akdeniz kafası. Şu kadroya olmaz. Bak Ortak bizim de vasat Brezilya kadrolarımız var. Çok oldu. Ya bu jenerasyon diyelim 20 sene önceki milli takım, hadi o dünya üçüncüsü olan dışındaki 80'lerin, 90'ların milli takımları çok vasat. O milli takımlar için tamam, çok güzel bir hocaydı Kuntz. Fakat bu takımın, ya senin sol bekin Ferdi. Öyle bir gol attı ki ya atacağını evet. Da yenilerini de atacak şeyini veriyor sana. Sinyalini yani, veriyor. Evet, sol bekin yani bu. Evet. Lloris Sané oyun sağdan siliyor gidiyor bir de gol atıyor. Bir de gol atıyor. Kariyerini sıfırlarmış gibi. Bu sol bek senin. O Kenan denen çocuk Yusuflar. Evet. İsmail İrfancan. İrfancan hep hocam hani yoktu altyapımız, hadi şimdi ben de böyle sorayım. Bu arada 100. yıl klibini hazır tutalım tamam, kaç da hocam. Kaç tane var böyle? Saydığımız işte milli takım 20. Ama evet. Bizim hani biraz abartayım. 1000 tane olması lazım. Tabii. 500 tane olması lazım. 85 milyon insan içinde. Bunlar mutlaka olması lazım. Tabii burada alttan gelenler de var. Mesela ben takip ediyorum. Şimdi Montella santforsuz oynadı değil mi? 4-6-0 oynadı. Yusuf Yazıcı oynattı. İşte bu maçta Barış Alper oynattı. Almanya maçında Yusuf Yazıcı. Sonra Yusuf Yazıcı oyuna dahil oldu. Şimdi şunu da düşünmek lazım. Acaba sonuçlar böyle olmasaydı bu santforsuz oynama konusunda eleştiri alır mıydı? Bence alırdı. Daha Galler maçında da büyük eleştiri alır. Bence alırdı. Şey. Alırdı. Ben şuraya getirmek istiyorum. Şimdi Montella bunu mutlaka yapacaktır. Bunun sinyallerini verdi. Ben Süper Lig'de de çalıştım. Teknik adam olarak. Alt Lig'lerde de çalıştım. Alt Lig'deki hocalarla, teknik adamlarla birebir iletişim halinde olursa bence çok iyi olur. Örnekleme yapacağım. Mesela şimdi Erencan Yardımcı diye bir oyuncumuz var. 21 yaşında. Şu anda Pendik Spor'da. Alanya'nın oyuncusu. Alanya'nın oyuncusu. Ve 21 yaşında oynadığı 4 tane ilk 11 maçında 4 tane gol atmış. 10 maç oynamış. Osman Hoca biraz şans vermedi. Şimdi gelen hoca 4 maçtır oynadı. 4 maçta 4 gol atmış. Ümit Milli Takım'da gol attı. Ümit Milli Takımı'nın bir maç öncesinde hat-trick yaptı. Var demek ki değil mi çocukta bir şey? Var hocam belli o yani. O zaman hani ben şunu beklerdim mesela. Tabii Montella çok yeni ama hani eleştiri anlamında söylemiyorum ama Montella bunun sinyallerini ver diye söylüyorum. Mutlaka izliyordur. Mesela Erencan Yardımcı şu santfor kenarda da santforumuz yok. Santforsuzluk dönemde onu kadroya alabilir miydi? Alabilirdi bence. Hatta oynatabilirdi. Şans bile verebilirdi. Ama belki hocam santfor oynamak istemiyor hocam. Yani ben belki öyle oynamak istiyor. Ya sahte dokuzlarla oynamak istiyor belki yani. Futbolun da bir gerçeği var ama sonuçlar iyi gittiği sürece tabii. Bu sonuçlar size yardımcı olur, bu sonuçlar size eleştiri getirmez ama ne zaman işte Türkiye'yi öğrenmiş dedik ya Montella. Almanya maçından sonra şu röportajı yaptı. Bu galibiyeti de iyi yönetmek lazım dedi. Çok güzel söyledi. Bu önemli işte değil mi? Çok önemli. Niye öyle bir şey söyledi acaba Erkan abi? İşte Galler maçında gördük. Hemen biraz rehavet oldu. Oyun standardımız düştü, reaksiyonumuz düştü. Hani biraz da garantilemenin şeyi var ama hani orada kazanarak gitmek daha önemliydi. Hani Montella biraz onlar da biliyor. Bu ülkede iki tane üst üste alınan kötü sonuçtan sonra neler olabileceğini de biliyor. O yüzden Montella çok iyi tanımış zaten ülkeyi.
Dolayısıyla mesela alt ligler dedim değil mi? Ya belki biraz absürt olacak size. Bazen bu geçiş dönemlerinde sakat. Cenk Tosun sakat. İşte diğer oyuncularımız sakat. Enes Ünal yok gitti. Enes Ünal yok. Bertu almamışsın kadroya. Mesela Tahir Babaoğlu'yla çalıştım ben. 31 yaşında. Geçen sene 21 gol attı. Bu sene adam 13 maçta 7 gol attı. Eren Tozlu'yla çalıştım. Ya adamın hep standardı gol atmak. Yani Eren Tozlu şu anda Erzurum'da. Baktığınız zaman hani alt liglerle iletişim halinde olsun. Absürt olsun hocam, doğru söylüyorsun. Ya absürt değil de hani hocam, insanlar diyebilir ya işte A milli takıma 10 olur bu. Niye olmasın? Niye yani bu adam devamlı gol atıyor. Mesela ben Tahir Babaoğlu'yla çalıştım geçen sene. Dedim ki ben seni niye 20 yaşında yakalamadım? Iğdır'da. Evet. Niye 20 yaşında yakalamadım? Yani Vedat Muriç'i ben 21 yaşında yakaladım. Çok şükür 20 milyon euroluk oyuncu. Ben kendimi övmek açısından... Sen onu nereden almıştın ya Vedat Muriç hocam? Senin emeğin vardı çünkü onda. Var ama ben almadım. Giresun Başkanı Mustafa Temel Bozba, onu Eskişehir Spor'dan, Ertuğrul Sağlam çalıştırıyordu Süper Lig'de. Tamam. Eskişehir Spor'da kamptan gönderdiler onu. Yani bize faydalı olmaz diye. Ama hani Vedat Muriç'in o hali de hakikaten zordu yani. Çok sana geldi ama. Giresun'a geldi. Emek verdik. Çok düzgün, çok karakterli, çok çalışkan. Dedim ki Vedat'a, ya dedim sende kumaş var Vedat. Bireysel çalışma yapsak. Dedi ki hocam dedi, sen bana çalışalım de sabahtan akşama. Çok çalışkan. Bir de çok ihtiyaçlıydı. Çok da vizyoner. Dolayısıyla kendini geliştirdi. 20 milyon euroluk oyuncu oldu. Bu tarz oyuncular var. İşte onun için söyledim. Alt ligdeki teknik adamlarla iletişim halinde olursa Montella, bence çok daha güzel işler çıkarabilir. Buradan Montella da kendine pay çıkarır. O da kendine güzel şeyler çıkarabilir. Daha iyi anlar. Aşağılara da eğiliyor Montella diye. Hani yapacak diye düşünüyorum. O sinyalleri verdi diye düşünüyorum açıkçası. Hocamı kırmayalım ya. Şu 100. yıl klibini verelim. Vallahi güzel olur. Şimdi Erkan abi aslında burada iyi oldu geldiği. Çünkü bir teknik adam düşünün. Hem Süper Lig'de çalışmış, hem 1'de çalışmış, hem 2'de çalışmış. Yani bütün kumaşı iyi biliyor. Yani gerçekten tekstil tezgahında kumaşın kalitesinden en iyi anlayacak insanlardan, kişilerden misin? Neden? Soralım. Yani Süper Lig'deki oyuncu kalitesi 1, 2, işte 2'den aşağı. Yani böyle bir havuzumuz var. Bu havuzu nasıl değerlendiririz? Hocanın söyleyecekleri önemli ama Erkan abi rica etti. Radyoda dinledim, hoşuma gitti dedi. Görüntüleri de merak ediyorum. Şu 100. klibini bir kez daha girelim Erkan Hoca için. Sonra devam edeceğiz. Güzel olmuş hocam be. Evet. Yani harika. Şeyde kulakta kalıcı tamam. Ben telefonuma indireceğim. İndireceğim. Evet. Tamam hocam. biz size WhatsApp'tan da atarız bunu ama vardır her yerde de. Zaten bu videoda hemen yayıldı. Şimdi madem öyle konuşuyoruz, tabii dertleşiyoruz hocayla. Hani diyoruz ya işte, Selahattin abi burada dilinde tüy bitti. Ya altyapı, 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 altyapı. Bizim altyapıdan anladığımız şey nedir hocam? Yani burada gidip de işte Bitlis'te bir köye bir futbol sahası kurmak mı? Hani İzlanda mantığından yola çıkacak olursak. Veya Van'a gidip bir okul açmak mı? Şimdi Van Spor bir ligde oynuyor. Orada yok mu yetenekli? Var hocam. Iğdır yok mu? Var hocam. Var. Hocam bugün Muş diye bir takım var hocam. Afyon'u eledi biliyorsun. Evet. Muş'ta yok mu yetenekli oyuncu? Var. Hatta Nevzat arkadaşımız başkanı. Evet. Evet. Nevzat başkan. Hocaları da Trabzonlu neydi? Ulaş hocam. 1961'i bıraktı oraya. İşte 1461 örneği var. Yok mu? Var hocam. Al Iğdır'ı sen şampiyon yaptın. Modern binalar yaparak kentli olunmuyor. Şimdi sen İstanbul'da binlerce şahane apartman binalar var değil mi? Akıllı bina filan. Evine gitmeden düğmeye basıyorsun. Garaj kapısı açılıyor. Eve gitmeden yemeği yapıyor. Kombi yani. Wi-Fi filan. Fakat eve giriyorsun. Ayakkabılar kapının önünde. Şimdi ayakkabıları kapının önüne bıraktığında istediğin kadar modern binada yaşa. Şehirli olmuyorsun. Şimdi altyapı maceramız da bu bizim. Bu başarısız sonuçlar geldikçe, her geldiğinde bu konu kulüpler bazında da ülke bazında da hemen gündeme gelir. Ne yapıyoruz peki? Konuşuyoruz ya, çözmek için ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Konuşuyoruz biz sadece. Konuşarak çözüleceğini zannediyoruz.
bilimsel anlamda hani çağdaş ülkeler bu işi kotaranlar nasıl yapmışlar onlara bakmıyoruz. Bak. Bakıyoruz şöyle helal olsun Ajax'a filan. Ama Ajax'da yani 2-3 yıl kötü yönetildi. Ligde kalma mücadelesi veriyor şu anda. O koskoca Ajax yani. Niye? Asıl olan aklı bu oyunun gerektirdiği diğer bileşenlerle birlikte işte çocuklarımız üzerine sahaya taşımak. Ama bunu kimle yapıyorsun? Hocalarla yapıyorsun. Altyapı hocalarının maaşları Türkiye'de ne ortalama 5000 lira. Şimdi nasıl altyapı olacak? Hocası nasıl enerjisini bak enerjisini vermek başka bir şeydir. Hani onu da diyelim bir şekilde verdi fedakar bir adam. Fakat zihinsel işbirliğini kuramaz işiyle yap o hoca. Çünkü zihni başka şeylerle zorunlu olarak meşgul. Onların da her insan gibi yaşama tutunma, bir kariyer inşa etme, askeri müştereklerde bir standart yakalama gibi dertleri var. Yarışmacı antrenör olma evet. Değil mi? Yani? Sen şimdi sorsan ben Özkonsümer, rahmetli Özkonsümer hocam bu konularla çok ilgiliydi. Birkaç defa dönem başkanlarıyla yaptığı konuşmalara da tanık oldum. Birisi Sayın Nihat Özdemir'le yaptığı konuşmaydı. Özkan Hoca o kadar detaylı anlatıyor ki olması gerekeni anlatıyor. Fakat TFF'nin yani federasyonun Özkonsümer ya da şimdi bugün yaşayan yine hocamız gibi değerli pek çok eğitmen var. Onların dünyasını algılama şansları yok. Çünkü Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun ana işlevi İstanbul'un üç büyüğü ve zaman zaman da Trabzonspor'un arasındaki mücadeleyi idare etmektir. Çünkü bütün sezonlar onların birbirleriyle olan didişmesiyle geçiyor. Ve federasyon da bu kulüplerimizin ağırlıklı olarak İstanbul'un üç büyüğünün federasyon kurullarına gönderdiği kendilerinden olan adamlarla mücadelesi, kendi içindeki mücadeleyle geçiyor. Yani futbolu gerçekten düşünen kimse yok. Buna vakitleri kalmıyor. Enerjileri kendi camialarını daha çok korunur ya da daha az haksızlık edilir, edilen noktasına taşımak. Yani kimsenin aslında Sayın Cumhurbaşkanı hariç o futbolu sevdiğini biliyoruz ya. Dün şeye telefonla aramış Uğurcan'la konuşuyor. İşte Federasyon Başkanı'yla, Sayın Bakan'la bir şeyler konuşuyor. Uğurcan'la konuştu. Nasılsın, nasıl oldu, ne oldu? Uğurcan'la anlattı işte Sayın Cumhurbaşkanı. İşte diz geldi şu bu. Tam işte görüşürüz muhabbet olurken Sayın Cumhurbaşkanı kendini mecbur hissetti herhalde. Çünkü iklimimiz böyle. Altay'a da selam söyle dedi. Uğurcan Altay çekişmesi var ya, adamdaki hassasiyet çok önemli. Denge kurmaya çalışıyor. Ama ya işte biz buraya getiriyoruz. Evet. Altay da iyi kaleci. İşte medyamız... Mert Günok da iyi kaleci. Evet. Tabii, hepsi evet. İyi. Uğurcan Çakır da iyi kaleci. Bravo. Hatta Ertaç. Yani. Ertaç ondan bile bahsetti. Evet. Ertaç öyle. Yani Cumhurbaşkanımızın bile suni olarak oluşturduğumuz rekabet dünyasını dengede tutmak gibi bir kaygısı oluyor. Evet. Yani bu yani bu ile bir ikilinde... Söyleme ihtiyacı oluyor gibi. Evet. Değil mi yani? Ya iyi niyetli olur. Ya biz biliyoruz. Alınmasın Altay'da alınmasın. O da iyi kaleci. Evet. O da iyi kaleci. Böyle bir iklimden ciddi bir altyapı hamlesi gelmez. Bizim altyapımız Almanya'ya kandırmıyor. Almanlar bizim için de o işi yapıyorlar. Milli takımda ilk 11'de 5 tane mi vardı Alman kökenli oyuncumuz? Kaan var. Ozan Kaan, Salih. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen... Çalanoğlu. Doğru. Altyapımız onunla Kenan. Valla Cenk, Tosun. Cenk. Herhalde onunla biz Almanya'ya taşeron tuttuk da ilan etmiyoruz. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Buyur hocam. Geçen sene mesela ben Iğdır Spor'da çalıştım. Süper Lig tadında bir takımla çalıştım. Neden? Tesisler mükemmel. Ya Iğdır'da iyi işler oluyor. İyi işler oluyor. Bir de tesisler şimdi. Tesisleşme diyoruz. Benim... Oğlum Altınordu altyapısına gidiyordu. Kapattılar. 14-15-16 yaşı kapattılar. Şu an kapalı mı? Benim? Kapalı. Kapattılar. Dolayısıyla Göztepe'yi aldım ben şimdi. Göztepe takımı, işte Narlıdere Belediyesi'nin Ali Artuner diye bir şeyi var. Sahası var. Orada çalışıyor. Bir yaş grubu yarı sahada, bir yaş grubu yarı sahada. Yani bizim oğlumuz 15 yaş grubu yarı sahada. Tam saha çalışma imkanları yok. İzmir gibi yerde Göztepe takımının altyapısı. Yani şimdi baktığınız zaman ha burada da oyuncu çıkarabiliyoruz. Biz tebrik etmek lazım. Oradaki altyapı hocalarını tebrik etmek lazım. Türk futbolunu tebrik etmek lazım. Yani bu şartlarda eğer Cengiz Ünderler, Yunus Akgünler, işte Yusuf Sarılar, İrfan Canlar çıkıyorsa sağ hani Kenan'a hadi dışarıda şey yaptı, büyüdü falan diyelim.
tebrik etmek lazım ama gerçekten kanayan yarası. Hep dediğin gibi Selahattin Hocam, kendine has üslubunla çok güzel şeyler söylüyorsun. Bu altyapıyı hep biz konuşuyoruz. Buraya geldiğimizde biz de konuşuyoruz ama buna mutlaka dokunmak lazım. Mehmet Büyükekşi Başkan biraz bu konularda hassas gibi oluyor ama hiç harekete yani geçmek lazım ya. Ya mesela nedir? Hani şöyle şeylerle değil. Mesela ikinci ligde yanılmıyorsam ilk 11'de 21 yaşında oyuncu oynatmak zorundasın gibi. Değil. Yani altyapıları biz önce bir tesisleşme. Mesela diyelim ki ben geçen sene yani yanlış aldı olmasın. Ayvalık stadına gittik, maç oynadık. Ya bizim işte oynadığımız her hafta halı saha oynuyoruz oradan. Buradan da halı sahadaki arkadaşlara selam olsun. Yani oradaki halı sahamız bile daha güzel. Yani oynadığımız Ayvalık gibi bir yer. Ayvalık gibi yerde Suniçin bile Suniçin değil. Yani buradan yani şikayet olmasın. Yok hocam, söylenmesi lazım bunlar abi. Herkes bilsin hocam. Yani ben soyunma odasını görseniz Selahattin Hocam 11 tane oyuncumuz girdi, hepimiz dışarıdayız. Ya bunlar profesyonel liglerde mücadele eden takımlar. O zaman şunu yapmamız lazım. Yani burada Ayvalık Spor yöneticilerini de tenzih ediyorum asla. Onlar da elinden geleni yapıyorlardır ama federasyon şunu yapması lazım. Bu denetimleri yapıyorlar zaten. Kardeşim tesisi olmayan, altyapı tesisi olmayan işte profesyonel liglerde mücadele edemez tarzında böyle kriterler gelirse o çocuklarımıza dokunuruz. Bak 85 milyon içinden bugün ne güzel şeyler söylüyoruz değil mi? Lider çıktık. Şu şartlarda lider çıktık. Düşünsenize bir Almanya gibi, Belçika gibi, Fransa gibi, İtalya gibi tesislerimizin olduğunu, çocuklarımıza o tesislerin yanında okul, eğitim verdiğimizi. Yani bunlar çok vizyoner işler. Bunları yaptığımızı düşünsenize. Ne oyuncular çıkar? Çünkü ya hocam, çok yetenekli oyuncular kaybolup gidiyor. Onu söylüyorum. Anadolu bir yetenekler kültürü ya. Anadolu'dan çıkar yani. Hangi şeyden değil. Ben şey demiyorum. Türklerden çıkar. Anadolu'da hangi insan Türkleri tabii çoğunlukta. Çoğunluk elbette daha fazla çıkar ama Anadolu'nun bir sihri var. Anadolu'nun yağmuru başka, güneşi başka, evet. Suyu başka, ırmağı başka, ağacı yiyeceği başka. Başka ya. Hepsi ya Anadolu'daki herhangi bir ağaç bile yani nasıl söyleyeyim? Şili'deki demeyeyim de işte Finlandiya'daki Güney Afrika'daki ağaçtan daha dolu, daha entelektüel ağaçlarımız var bizim. Yani Anadolu bir kültürler coğrafyasının tam odak noktası. Buradan her şeyin en kralı, en güzeli çıkar, en yeteneklisi çıkar ama şimdi bilimsel veri diye bir şey var. Şimdi. Evet. Bu oyunun bilimsel bazı şeyleri var, gereklilikleri var. Onları eğer biz onun ışığında yapabilsek, dediği gibi yani Almanya'da Sané'den başka adam, santrforun bilmiyoruz adını hiçbirimiz şu evet. anda. Oynadık. Evet. Bizde öyle çocuklar var ki. Evet. Bu coğrafyanın ürünü bunlar. Bu genetik kodların. Geçen evde otururken düşündüm. Bir iki dakika reklama çıkacağım. Hatta şimdi şu an aklıma geldi. İşte nasıl yeni bakanlıklar kurulu, işte Enerji Bakanlığı değil mi abi? Bütün dünyada gelişiyor. Federasyonumuz statlardan, bak Türkiye'de statlardan sorumlu bir akil kişiye bir oda verebilir. Muhtemelen var öyle bir şey. Yani şeyi mi biliyorsun? Altyapıya gelene kadar önce üstteki statların zeminlerini... Hepsi abi. Mesela Trabzon'da... Hepsi. Selahattin Hocam Trabzon. Trabzon'un hani şey pamuk ekersin ya Adana'da değil mi? Pamuk biter orada. Evet. Devamlı pamuk biter. İşte Antep'te fıstık ekersin, fıstık biter. Trabzon'da da futbolcu ekersin, futbolcu. Hamseki. Futbolcu değil mi? Evet. Yani Trabzon'u düşünsenize öyle tesislere ulaştığını, oradan ne oyuncular çıkmaz? Yani Anadolu'dan ne oyuncular çıkmaz? Buna hani buradan bizim çağrımız olsun. Bizim yapabileceğimiz bu kadar. Çağrımız olsun. Biz futbol dünyasının içindeyiz, paydaşlarındanız. Ya bu çocuklarımıza dokunmak olsun. Bu bizim, benim evladım da içinde bir sürü. Ben reklama o Altın Ordu kulübünün kapandığında o dışarıda kalan 50 tane oyuncunun gözyaşlarını unutmuyorum hala. Yapma hocam be. Yani tamam, onun için altyapılarımıza mutlaka destek verelim. Hoca güzel anlattı. İkinci bölümde lige evrilelim artık konuyu. Bir puan durumuna bakarız. Sonra haftanın maçlarına bakarız. Ligimize ısınalım, ligimizi konuşalım. Erkan Hoca'yı da bulmuşken alt liglerdeki problemlerimizi, üst tarafta neler olduğunu anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Şimdi bir mola, saat başı devam.
Evet, 13. haftayla perde açılıyor. Tabii her milli ara dönüşleri mutlaka şey olur hocam, biraz tempoda bir düşüş olur ama 13. haftayı da öyle değerlendirirsek 14'ten sonra artık iyice şöyle yükselişe doğru performans olarak geçer herhalde ligimiz hocam. Bir devre arası olur. Evet. O da çok fazla uzun olmaz. Ama şimdi yavaş yavaş tempo alır hocam. Kendi ritmine döner. Ya şimdi biz teknik adamlar hep şunu söyleriz. Sezon başları başlar. 7-8 haftalık süreç geçmesi lazım. İşte oyuncunun ritmini bulması, oyun anlayışının oturması vesaire. Bu gibi şeyler, fiziksel kalitenin oturması, bu gibi şeyler 7-8 haftayı bulur. O arada ne kadar az puan kaybıyla devam ederseniz o kadar iyidir. Şimdi tabii kaçı? 13. haftaya mı geldik? 13 hocam. 13. haftaya geldik. Artık ritmini bulmuş bir grup var. Lig var. Süper Lig grubu var. Tabii bunun yanında motivasyon olarak, moral olarak da çok iyi bir milli takım oyuncu grubu var. Hem Galatasaray'da, hem Fenerbahçe'de, Beşiktaş'tan olsun, Trabzon'dan olsun bir oyuncu grubu var. Adana Demirspor'dan olsun. Dolayısıyla bu mutlaka yansıyacaktır pozitif olarak. Ama tabii maçlar kolay mı? Zor. Şimdi kendi ligimize döndüğümüzde çok yaşa. Kendi ligimize döndüğümüz zaman bakıyoruz maçlara. Şimdi kolay gibi gözüken maçlar hakikaten zorluk derecesi yüksek oluyor. Özellikle İlerleyen haftalarda daha da zor olacak işte düşmenin. Hocam San Marino üst maçta üst üste 3 gol attı. Futbol değişiyor yani. Dikkatli olmak lazım. Çok da sevinmişler. Yani gol atmak bile. Benim takımım San Marino artık ya. Yani öyle. Tabii ya. 10 tane yapa bir tane attım mı yetiyor ya. Mutlu olmayı da bilmek gerekiyor. Yetinmeyi de bilmek vallahi gerekiyor. Doğru söylüyor. Biz hep çıtayı yüksek tutuyoruz değil mi? Hep yukarıda istiyoruz. Ya aslında hedeflerin bitmemesi çok önemli. Hedefler yüksek olması önemli. Hayatta da öyle, özel öyle hayatta hocam, da öyle. Öyle. Yani çocuğunu en iyi şekilde yetiştireceksin. İşte aileni en iyi şartlarda tatile götüreceksin. Tatile götürmeye, yaşam standartlarını yüksek. Yani hedef bitmez hayatta. Futbolcunun da hedefi böyle. Mesela ben Fenerbahçe'de biraz şeye dikkat çekmek istiyorum. Geçen hafta Ceko'nun oyundan çıktıktan sonraki vücut diline biraz dikkat çekmek istiyorum. Hmm. Biraz hoşnut olmadı. Memnun olmadı oyundan çıktığı zaman. Hatta çıktığı zaman bir iki hareket yaptı. Ya tabii oyundan çıkan oyuncu mutlaka her zaman mutsuzdur ama Ceko kaptan olduğu için, o takım Fenerbahçe takım modeli olduğu için biraz kendini, yani ben sahada olmalıyım hissinde bir tarzı var Ceko'nun. İsmail Kartal mutlaka bunu konuşarak çözecektir. Çözmezse sıkıntılar başlar bakın. Yani Galatasaray'ın yaşadığı mesela bu sene sıkıntılar nedir? Mesela Abdullah Hoca da şampiyon oldu, Trabzonspor'a biraz transfer, o şampiyon kadro biraz dağıldı, transfer oldu. Biraz mı hocam? Biraz dağıldı. Şimdi Galatasaray takımı geçen sene şampiyon oldu. Oliveira nerede mesela? Değil mi? Doğru. Baktığımızda. Mertens nerede? Yani Kerem Aktürkoğlu'yu 10 numara oynatıp Oliveira'yı, Mertens'i eğer kenarda tutuyorsanız, siz Okan Buruk aslında bunları çok güzel yapıyordu ama hani ben eleştiri anlamında söylemiyorum. Mutlaka bir şeyler vardır hocam. Ama ben kendi anlayışım olarak söylüyorum. Eğer Mertens gibi, Oliveira gibi orada orta saha oyuncular dururken Kerem Aktürkoğlu'nu kenardan alıp 10 numara gibi oynatıyorsak orada sorunlar başlıyor demektir. İşte Ceko şimdi arkasına Batshuayi ver. Azımsanmayacak bir santrafor. Yerine giren Batshuayi var. Ama Ceko kendini bu takıma niye transfer oldu? Model olarak görüyor. Ben bu takımda sahada olmalıyım gibi görüyor. İşte bunlar... Haklı mıdır? Yani bir, şöyle... Bir parça haklı ya diyebilir şöyle, miyiz arkasındaki hocam? Arkasındaki oyuncu Batshuayi ama. Az bir oyuncu değil yani. Hocam ondan dolayı değildi. Şöyle tolere edilebilir diye düşünüyorum ben. Bu neyi de gösteriyor aynı zamanda? Ceko'nun takımı sahiplenmesini gösteriyor. Bravo. O pencereden bravo. De olumlu olarak bakabiliriz. Bravo ona. Selahattin. Yani arkasındaki Batshuayi, Messi de olsa fark etmiyor. Bravo. Takımı sahiplenmiş. Bravo. O anlamda iyi ama dediğiniz gibi sizin de İsmail Hoca'nın da bunu yönetmesi gerekiyor. Ceko'yu da, Ceko sonuçta 45'te alınmadın oyundan yani. Sonlara doğru evet, alınmadın. Sonlara doğru. Sen de yoruluyorsun, biraz seni de düşünüyorlar. Bravo. 37 yaşındasın. Sakatlanabilirsin. Hoca tebrik bunları ediyorum. Da düşünüyor. Yani. Ama buna rağmen Ceko'nun sahiplenmesi falan da bence kötü bir şey değil. Kötü i̇yi bir şey değil. Var. Ama orada işte iyi yönetmek lazım. Hani bu hareketleri yapmadan da sahiplendiğini gösterebilirsin. Mesela Beşiktaş takımında değil mi? Burak Hoca devre arasında bir hadise oldu. İşte oyuncuyu çıkardı.
Olinho muydu şeyi stoper? Bailey miydi? Salladık mı? Evet, doğrusu. Evet. Bailey'i çıkardı oyuncu. Değil mi? Eric Bailey. Şimdi mesela orada işte devreye, hani biz tabii ki antrenman yaptırıyoruz bütün teknik adamlar ama krizi idare etmek, orayı idare etmek, maçtan sonraki demeçler. Şimdi ben bunları söylerken ilk antrenörlüğümde ben de bu hataları yapıyordum ama deneyim sana tabii bir şeyler katıyor mutlaka. Hani orada Burak Hoca yanında mutlaka deneyimli, hani Beşiktaş'a atladık belki ama Yok hocam, güzel açıyor. Oluyor. Burak Hoca mutlaka, mesela Okan Buruk'un yanında İrfan Saraloğlu var. Mutlaka ona yardımcı oluyor. Burak Hoca'nın yanında deneyimli bir teknik adam olsaydı o açıklamaları yaptırmazdı maçtan sonra. İşte umurumda değil tarzı açıklamalar. O devre arasında o oyuncuyu çıkarttırmazdı. 1-0 öndeyken o kriz. Tamam kardeşim, orada kavga gürültü bazen. Mesela geçen sene ben kendimden anlattım. Iğdır'da bir hadise oldu. Bir oyuncuyla birbirlerine bildiğin yumruk neredeyse. Takım için. Devre arası. Takım tabii için. Tabii takım için. Devre arası. Şeyler. Oluyor. Ben hemen dışarı gittim. Dedim ki onlar kendileri halletsin. Yardımcılarımı gönderdim. Ondan sonra süt liman oldu. Barıştılar. Çıktılar. Sağ. Yani krizi idare etmek böyle bir şey. Takımı idare etmek ateşin böyle bir şey. Ateşin üstüne benzin dökmenin şimdi ne bugün, anlamı var değil mi hocam? Ya aynen öyle. Şimdi bugün Ahmet Nur Çebi, işte Burak Yılmaz hataydı demek istediği nokta futbol bilgisi olarak değil. Krizi idare etmek. İşte oyuncuyu idare etmek. Şimdi buralar çok kıymetli. Dolayısıyla Beşiktaş takımı biraz, zaten dışarıda bir krizi var. İçeride de o krizi idare etmek için Rıza Hoca mutlaka o krizleri idare edecektir. Deneyimlidir. Tabii. Yapacaktır yani. Bunu göreceğiz canlı yaşayarak. Rıza Hoca çok deneyimli. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Ceko'yu konuşuyorduk. Selahattin Hoca muhteşem bir şey yaptı. Dokunuş yaptı. Orada kendine aidiyet hissediyor. Yani ben bu takımın lideriyim diyor. Ben bu takımı sahiplendim diyor. Ben bu takımı şampiyon yapacağım diyor. Ben bu sahada olmalıyım diyor. Arkasında kim olursa olsun çok doğru söylüyor. İşte burada da oyundan çıktığı zaman da yapma, ne güzel söyledi Selahattin Hocam. Dedi ki İsmail Hoca çağırır onu. Bak 37 yaşındasın, sakatlanabilirsin. Sana ihtiyacım var. Diğer maçta yine ihtiyacım var diyerek bunları tolere edebilirsiniz. Ama Fenerbahçe'de ben o sıkıntıyı çok görmüyorum. Onlar aşılabilir ama Galatasaray takımında biraz o Oliveira, Mertens, mesela vücut dilleri. Oliveira gol attı geçen lig maçında. Yani sevincini gördünüz. Oliveira iyi çocuk ya. Yani iyi çocuk. Yani gördünüz mü? Kenarda yani durmasına rağmen kendini Montella'nın mı? Montella çok iyi hilaf etti dedi ya. Hem Kenan kendini yönetmeyi bilmeli, hem Almanya galibiyetini yönetmeyi bilmeliyiz. Evet. Bunlar işte futbolun felsefesine dair de kazanımları olduğunu anlatıyor bize. Burada da bu örnekte de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani biraz Galatasaray'da daha mı fazla şey o? Ben Galatasaray'ın bu sene daha yorulacağını düşünüyorum. Bu dışarıdaki işte oyuncu grubuyla hocam, hocanın işleyen sistemin içinde kendi elleriyle çomak soktular. Evet. Sen Kerem'i oraya aldırmak verimliliği de düştü. Kerem'i kenarda tutmamak için bu sefer Oliveira Mertens'in birinden vazgeçiyor ki bence Galatasaray'da özellikle hani Bayern deplasmanını demiyorum da özellikle kazanmak favori olarak çıktığı şey çıktı. Türkiye'deki oyunların %90'ına favori olarak çıkar Galatasaray. Evet. Favori olarak çıktığı her oyunda Mertens'in aklına ihtiyacı var Galatasaray'ın. Mertens kenarda duruyor. Niye? Kerem oynatmamız gerekiyor. Evet, bence de Kerem oynamalı. Ama bunun yolu ille de Mertens'i kenarda tutup Zaha'yı ya da Hakim Ziyech'i sahaya atmak değil ki. Aldım bu oyuncuları. Evet hocam, şunun için yaptılar onu. Siz de biliyorsunuz hani sistem işliyordu. Yani Oliveira Mertens bu lig için iyi. Bir tık yukarıya taşımak istedi Galatasaray evet kendini. Onu da anlarız. Ama mesela bana göre herkes transfer başarısı olarak görüyor. Bana göre bir transfer başarısı, ya en azından ortada tutalım şunu yani. Dengede duralım. Öyle büyük bir başarı yok. Aldığın oyuncular lig 12. hafta olmuş. Hala hazır değiller. Peki Şampiyonlar Ligi elinden uçacak. Manchester United maçında presi kim yaptı? Penaltıyı kim kazandırdı? Mertens. Evet. Çok da akıllıca aldı. Ya yok yani, Mertens Galatasaray'ın oyun aklı. Bakıldığı zaman dediğiniz çok haklı. Bir çıtayı yukarı taşımaya çalıştılar ama çıtayı yukarıya taşımaya çalışırken de oradaki dengeleri bozdular. Yani siz oradaki oyuncuyu nasıl mutlu edeceksiniz? Bir şey mesela, söyleyeyim mi? Şey söyle. Onu da söyleyeyim, sen devam et. Mesela bana göre Galatasaray'ın en çok sonuç alabileceği oyuncu Tete.
şu Ziyech ve Zaha tetiği de körleştiriyor. Evet. Ya o çocuk da parlayamıyor. Çok yetenekli ve çok böyle adanmış bir şekilde oynamak istiyor. Fakat o da hata yaparım, yedek kalacağım şu bu. Yani Galatasaray şöyle bir şapkayı öne koyup şu Zaha Hakim Ziyech işlerini bir netleştirmesi lazım. Ama rekabet evet. İyidir abi. Tete. Ya rekabet iyi i̇yidir ama hocam ya. Tete'yi dediğiniz gibi Tete çok kaliteli oyuncu ama şimdi sürekli oynamadığı için oyuncu. Şimdi oynuyor ya biraz performans hemen kulübeye bakıyor. Olursa kulübeye evet. Girer miyim? Ya bu olmayacak. Mesela Kerem Aktürkoğlu niye bu kadar performans gösterdi? Artık Galatasaray formasını sırtına geçirdi. Kolay kolay vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Özellikle sol tarafta. Özgüveni çok iyi arttı. İşte, özgüveni arttı. Bravo. Onun için şimdi bu özgüven çok önemli. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'dan performans tam alamıyoruz değil mi 10 numarada? Evet. Niye? Kerem Aktürkoğlu da düşünüyor ki ya ben burada performans gösteremezsem acaba yarın Zaha mı oynar? Ben kenardan beklerim. Yani bunlar çok düşünüyor mudur hocam? İlla geliyordur aklına. Psikolojik değil mi? Şeyler bunlar yani. Abi tabii. Yani bir defa futbolcu insan ya. Yani. Doğru. İşte bunları düşünür. Ah bir hata yaparsam ne yaparım değil mi? Yani o çıtayı yukarıya çekmeye çalışırken aşağı mı getirdiler? Düşünmek ya lazım. İşleyen sistem de işlemez oldu. Evet. Şimdi Galatasaray çok motive oldu. İki Bayern maçı dışında biz Galatasaray'ın bir oyununu böyle helal olsun dediğimiz bir oyunu var mı? Yok ki o iki maçı da zaten Türkiye kaybetti. Ligi'nde bile değil mi? Tabii. Hepsini sayıyorum. Evet yani. O iki maçı da sonuçta kaybetti. Bir tane haber var onu girelim sevgili Seval. Madem hoca Edin Dzeko'dan bahsetti, onun tecrübesine dem vurdu. Biz tecrübeli bir Dzeko istiyoruz dedi yani. Ben bir futbol adamıyım diyor Erkan Hoca. Onun tecrübesini çıkarken kulübeye yaptığı hareketlerle değil, onun tecrübesi saha içinde göstermeli diyor kendi takımı adına. Şimdi Dzeko Avrupa'da 34 yaş üstü golcüler arasında zirvede. 10 golü var Edin Dzeko'nun. Haberin detayına bakalım sonra devam edelim. Hocam valla Boşnakların Bosna her şeyin son yıllarda yetiştirdiği efsane oyuncular var hocam. Şimdi bak mesela Safvet Susiç sen bir iyi tanırsın. Rahmetli Nejat Hoca, Nejat Bey'di. Çok iyi bir dostum, çok iyi bir abimdi. Rahmet. Ölmeden önce son röportajını harika yaptım bir oyuncu. Kendisi. Müthiş bir oyuncuydu. Çok efendim, iyi karakteri de çok. İnanılmaz. Gel bu tarafa Elvir Baliç. Ha hocam. Biz Elvir, beraber oynadık. Baliç, sen beraber oynadın abi. İnanılmaz bir oyuncuydu. Viska? Viska da Bosna Hersek'ti. Viska tabii. Tabii. Viska, son yeni jenerasyon Viska. İstiklal abilisi. Evet. Şimdi bir de bu oyuncu Dzeko. Evet. Wolfsburg'u şampiyon yaptı ya. Evet. Bundesliga'da Wolfsburg'u 2010'da Graffiti ile beraber şampiyon yaptı. Ya, bu tip oyuncuların bazen böyle çıkışları olabilir. Olabilir mi hocam? Ya da egoları diyeyim ya da yani. Ya şöyle ego her oyuncuda vardır. Ego demeyelim de ona. Şöyle diyelim. Yani ben şöyle diyorum. Siz sahaya çıktığınız zaman oyuncuysanız ya da teknik adamsanız egonuz da varsa bunu cebinize koyacaksınız. Bunu ki var düşün. Ego değil mi? Var. Ya var tabii. Yani ego olsun yani Dzeko'da da. Biz şu halimizde bir altyapıda oynadık diye mahalleden geçerken yürüyüşümüz değişiyor ya. Değil mi? Yani. Ne olacak? Ay başında maaşı cebine koyduğun zaman bir bak kendine. Başka türlü yürürsün yani. Evet. Azaldıkça normale dönersin de. Ama ego olmaması mümkün değil. Olmalı. Ya önemli olan ego. Final oynadı ya şampiyonlar. Şimdi final oynadı. Şimdi Dzeko dışarıya çıktığı zaman İstanbul'da değil mi? İlgi alaka görüyor. Yani bu insanın hoşuna gitmemesi mümkün mü? Yani ego diyorsak bunun adına egosunun yükselmemesi mümkün mü? Ama demin de biraz şeyde konuştuk, sohbet ettik. Ya bu tarz çıkışlar olabilir. Bu tarz çıkışları hiç olay büyümeden tedavi etmek lazım. Burada da teknik adam işte İsmail Kartal'a büyük görev düşüyor. Mutlaka yapıyordur da. Çünkü bugüne kadar Fenerbahçe takımında hani bakın yöneticiler kolay kolay konuşmuyor. Oyuncular çok aidiyet hissetti. Mesela ben Pendik-Fenerbahçe maçını canlı izledim. Orada Tadiç'in Ferdi gittiği zaman hemen arkasına çok çabuk bir şekilde Ferdi'nin arkasına geldiğini. Kademesine geldiğini. Ferdi'ye de sen kal orada ben buradayım diye. Yani bu kadar takımdaşlık var. Yani Fenerbahçe takımı kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum. Ne zaman böyle çok absürt sonuçlar olur 2-3 maç ama onda alacak bir kadro yok Fenerbahçe'de gerçekten şu anda iyi bir takım 4 hocam. Tane
takımın teknik adamı Çağdaş Hoca, Volkan Hoca, hatırlamıyorum diğer hocalar. İlhan Palut Hoca. İlhan Palut. Yani bunlar da Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hakkını teslim ettiler kadro olarak. Ama ben orada tabii o demeçleri nedir, nasıldır, iyi midir, kötü müdür oraya girmeyeceğim. Hocam hakemler açıklanmış, şununu bir seslendireyim mi, söyleyeyim mi? Tabii ki. İstanbulspor Hatay maçını Tugay Kağan Numanoğlu yönetecek. Gaziantep MK Ankara Gücü karşılaşmasında Ümit Öztürklülük çalacak. Tümasan Konya Kasımpaşa Direnç Tonusluoğlu hakem görev yapacak. Galatasaray Korendon Alanya karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. İlk 5 içinde yer alan Mondeon Kayseri Yukatel Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Yılport Samsunspor Beşiktaş karşılaşmasında Abdülkadir Bitigen görev alacak. Biteksen Antalya Rize maçı Turgut Doman. Bu maçı Turgut Hoca yönetecek. Fenerbahçe Babakas Fatih Karagümrük Arda Kardeşler bu karşılaşmada düdük çalacak. Rams Başakşehir Pendik alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç. Cihan Aydın. İstanbul derbisi. İstanbul derbisi, bravo abi. Sivas Trabzon Volkan Bayarslan. Sivas Trabzon maçında Volkan Bayarslan görev alacak. Zor maçları Volkan Hoca'ya veriyorlar. Altından da iyi kalkıyor. Trabzon'da Selahattin Hocam hatırlar. Trabzon'da kötü bir hadise yaşamıştı. Dördüncü hakem. Dayak yedi. Kırmızı montlu çocuktan dayak yedi. Ondan sonra Volkan Hoca aslında gerçekten hakemliği de ben yakından da izliyorum, takip ediyorum. Gayet iyi. Ve zorluk derecesi yüksek maçlara veriyorlar. Orada Volkan Hoca böyle standardı iyi gidiyor. Hani hakemlerden konuşacak olursak. Ben orada bir Direnç Tonustuoğlu var. Maçlarımı yönetti benim. Harika genç bir hakem. Harika bir hakem geliyor bence. Gördüğünü çalıyor mu hocam? Abi, doğru ya da gördüğünü yanlış. Çalıyor. İletişimi kuvvetli. Teknik adamla, oyuncuyla. Turgut Doman da aynı. Belki bazen hataları yapmıştır Turgut Doman ama genç hakemlerden bahsediyorum. Ya hata diyerek. Yapsın hocam. Şimdi Arda kardeşleri söylüyor. 6-0'lık maçtan sonra Arda hocayı eleştirmiş. Değil mi? Yani bazen 5-0'lık 6-0'lık. Hangi maçtı? Fener Pendik mi diyorsunuz? Yok. Yok Avrupa'da şimdi geçen maç yönetti. Milli maç yönetti. Şimdi aklıma gelmedi ama. Maç benim de aklıma geldi. Olsun. Orada eleştiririm. Arda Hoca da bakın. Ben Arda kardeşleri de mesela daha önce daha çok sıkıntılı maçlar yönetiyordu. Şimdi daha kendini. Cebel Tarık Hollanda. Cebel Tarık Hollanda 6-0 kazandı. O maçtan sonra biraz eleştiri aldı. Hollanda takımının teknik adamı tarafından. Ya burada bize nasıl teknik adamlara pay çıkıyor, oyunculara pay çıkıyor, hakemlerimize de konuşulmasınlar. Bak Avrupa'da bile konuşturmayın ya. 6-0'lık maçtan bile konuşuluyorsanız biraz maçlarınızı iyi izleyin. İletişime dikkat edin. Tavırlara dikkat edin. Ya bence maç idare etmeyecek hakem. Oyuncu idare edecek. Teknik adam idi. Şimdi bazen oluyor. Çizginin yanına hatta çizginin üstüne basıyorsun. Dördüncü hakem diyor. Hocam çıkma. Çizgiye basma falan. Ya bazen isteriz. Ha o sahaya girmiyoruz zaten. Bunlar tolere edilebilir şeyler. Ha burada tabii gözlemciler not kırıyor mu kırmıyor mu onu da bilmiyorum ama biraz bu konuda o yüzden ben hani Direnç Tonustuoğlu yemin ediyorum bugün de daha bugüne kadar ne karşılıklı konuşmuşluğum var ne tanımışlığım doğru. var. Çok güzel bir şey bu hocam. Yani gözlemledin hocam. Tanımadığım bir hakem hakkında. Kesinlikle. Ya ben de notumu aldım. Aldın mı notunu? Ben Atilla Karaoğlan mesela ilk benim maçımı yönetmişti. Gençler Birliği'nde çalıştırırken. Servet Yardımcı rahmetli Cav Cav'ın cenazesinde dedi ki hocam dedi Atilla Karaoğlan sizin maçınızı yönetti dedi. Ne diyorsun dedi ilk defa sizin maç. Vallahi dedim çok güzel bir hakem geliyor. Tabii ki hatalar olacaktır. Uzun vadede de olacaktır ama gördüğünü çalan bir hakem geliyor. Ondan sonra da Atilla Karaoğlan bu şeye geldi. Ben bu konuda genç hakemlere destek verilmesi gerektiğini. Mesela bizim geçen sene 3. ligde çok kötü hakemler de vardı. Yani hiç hani 3. lig bile yönetemeyecek hakemler vardı. Ama Süper Lig düzeyinde yönetecek hakemler de vardı. Onlara da gittim zaten ifade ettim onlara. Dedim ki senin yolun açık, geleceğin açık. Afyon Muş maçını anlatıyorum hocam. Şimdi hakemin adı aklımda da genç bir çocuktu. Kıymetli bir çocuktu gerçekten. Böyle maçtan bir saat onlar geliyorlar koşuyor hakemler.
Aykut abi nasılsın dedi hakem. İyiyim, siz nasılsınız falan. İşte A Spor'u izliyoruz vesaire, böyle konuşuyoruz. Ya dedim hocam bak sen ol. Allah aşkına ne olur avantajı kesme, ne olur hocam dedim. Tebrik ediyorum seni. Niye abi dedi. Dedim ya bak anlatan da eziyet çekiyor. Bravo. Oyuncu eziyet çekiyor. Kulübede bravo. Hoca eziyet çekiyor. Tribünde adam eziyet çekiyor. Allah aşkına ne olur hocam. Bırak aksın oyun dedim ya. Kesme bir, ne bir olur. Bir ekleme daha yapayım. Aynen böyle söyledim. Ben de hakemlere şunu söylüyorum. Bak benim kendi oyuncum da olsa diyorum. Basit faulleri verme hocam. Verme. O oyun aksın. Ne dedi biliyor musun hocam? Ne dedi? Merak etme abi ben de nefret ediyorum dedi. Ne güzel. Abi oyun başladı. Avantaj kuralının %1500 uyguladı. Ve inanılmaz bir oyun oldu hocam. Bak gerçekten harika bir maç oldu. Bir kere o maçta tempo ortaya çıktı. Oyuncular ortaya çıktı. Yani avantaj kuralı inanılmaz önemliymiş ama hocam. Ama bizim yani. Ülkemizde hakemlerin işi çok zor. Mesela zor. Mete zor. Kalkavan gibi bir isim değil mi? Yani kendini kanıtlamış bir isim. Ya yönettiği maçlarda zaman zaman hatalar yapıyor. Hangi anlamda kanıtlamış hocam? Ya bilmiyorum ama sonuçta... derbilere çok verdiler bir ara ama. Ama derbilere verdiler Selahattin hocam. Ya abi. Hocam bunlar ya zamanında veriliyor. Eldeki ne varsa onlardan birini seçip veriyorsun yani. Halil Umut Meler falan bir şeyler Umut Meler var mesela değil tamam. mi? Tamam eyvallah iyi yani hakem. Bunlar iyi hakemler. Halis Özkahya hakemliği bıraktı. Evet. Ben Erzurumspor'da çalışıyorum. Bir gün demecimde dedim ki röportaj veriyorum basına. Basın geldi o gün. İşte anlattım Erzurumspor'u falan. Dedim ki ya Halis Hoca gibi hakemler bu kadar çabuk bırakmamalı. Hata yapabilir işte bir Galatasaray maçıydı yanı. Hata yapabilir ama bu hatalarından ders alıp cezalarını yesinler ama bırakmamalı falan diye. Sonra bıraktı tabii. Ama Halis Hoca aradı beni. Teşekkür ederim hocam dedi. Hocam dedi yani Türkiye'de dedi bir dedi sen konuştun. Ben dedi yıllardır hakemim dedi. Kaç yıldır hakemim. Bir sen konuştun dedi işte bırakmamalı diye. Arkamda bir sürü insan vardı dedi. Yani çok şunu söylemeye çalışıyorum Selahattin hocam. Değerlerimizi çok çabuk kaybetmemeye çalışalım. Ama ben çok güzel bir laf. Gördüğünü çalan hakem varsa hata yapsın abi. Evet mesele o zaten. Yapsın yani. Collina da yüzlerce hata yaptı ama kimse şey demedi lan bu hatayı yaptı çünkü Dyson'un oğlu Galatasaraylı falan. Ya da Fenerbahçeli baldızı Fenerbahçe Lisesi'ne gidiyor falan. Öyle bir şey. Bizde zihinsel bir kanser hastalığı var. Zihnimiz kanser olmuş. Ondan kurtulamıyoruz ama bir hakem de bir kariyer inşa etmek istiyorsa, uluslararası saygınlığı olan bir kariyer inşa etmek evet. istiyorsa ki hani Cüneyt Çakır'ın uluslararası alanda bir saygınlığı var fakat içeride o saygınlığı yok. Niye? Herkes birinin adam olduğunu düşünüyor. Herkes bir camiaya hizmet ettiğini düşünüyor. Fark etmiyor hangi cami olduğu. Hakemler eğer bir kimlik olarak var olmak istiyorlarsa şu büyük takımların aralarındaki rekabette taraf olmaktan vazgeçsinler. Daha doğrusu bunu çalarsam o ne der, onu çalarsam şu ne der kaygısından uzak futbol oyun kurallarının kendilerince yorumlarını da katarak ben şey demiyorum bak. Bir hakem sertliğe izin verir. Eyvallah o onun yorumudur. Yeter ki kendi içinde tutarlı evet. olsun. Evet. O oyunun içinde A takımda, B takımda belli sertlikte oynadığında müsaade ediyorsa o sert hakemdir. Öbürü kartlarına az başvurur, öbürü çok. Evet. Hakem kendi oyun görüşünü de oyun içine katmalı ki futbol güzelleşsin. Çünkü hakem de oyunun asli unsurlarından biri. Sana kitap yazmış vermişler. İşte 9 kusurlu hareket var. Çarptı, düşürdü, faul. Ya hakem sen şunu görebilmelisin. Ya arkadaş çarptı düşürdü faul ama o çocuk ona görmeden çarptı. Bu dolar edilebilir de oynat ya. Eğer devamında güzel bir akın gelecekse futbolculara, seyircilere, izleyicilere futbolun en güzel hediyesi olan golü sunma ihtimali varsa oynat. Senin de oyuna bir katkın olsun. Benim takımımın aleyhine olur. Bugün ben sana kızarım belki o an. İki gün sonra dedim ki ya adam futbola katkı vermiş, katkı destek yani. Olmamız lazım aslında. Bravo. Yani anlık ve günlük tepkilerden korkarak kendi yorumlarını futbol oyun kurallarında renklere mahkum olmadan uygulayarak sahaya taşısınlar ki büyük hakem olsunlar. Şu kesin. Puan durumuna bir bakabilir miyiz arkadaşlar? Onu da hazırlayalım da Erkan Hoca'ya birkaç sorum var. Şimdi tabii şampiyon takımı genel düşünce üzerinden yola çıkıyorum hocam. Diyorlar ki şampiyon takımı yani şu anda Fenerbahçe, Galatasaray onlar daha yakın. Şampiyon takımı aralarında oynadıkları maçlar belirler. Evet.
Öyle midir hocam sence? Yani eskiden hep Anadolu takımları... Hemen çarpıcı örnek vereyim. Buyur abi. Geçen seneden. Fenerbahçe'nin kaybettiği başlara bak, puan kaybetti. Ümraniye, Giresun, İstanbulspor. Son anda düşmeyen. Evet. Ve şampiyonluğu kaybetti. Ya. Yani tabii ki aralarındaki maçlar 6 puanlık maçlar. Çok yakın kıymetli. Dönem hocam. Son maçlar ne oldu? Adana ve Fener beraber Galatasaray Hatay'a yenildi. Son maçlar. Evet. Yani daha yakın örnekler de var. Onun için tabii ki aralarındaki maçlar ikili averaj anlamında 6 puanlık maçlar. Mutlaka kazanılırsa çok büyük avantajdır ama sezon içinde aldığınız sonuçlar, özellikle Anadolu takımlarına karşı, işte Hatay'ın Galatasaray'a aldığı galibiyet gibi, Adana Demirspor'un Fenerbahçe'ye aldığı beraberlik gibi, bu sonuçlar da aslında belirleyici oluyor. Ben niye söylüyorum? Geçen sene Ümraniye takımı küme düştü, Giresun takımı küme düştü, İstanbulspor da son anda kaldı ligde. Bunlara kaybettiği, hani yanılmıyorsam 8 puan falan kaybettiği puanlarla bir Ümraniye ile beraber kaldı Fenerbahçe. 3-3. 3-3'lük maç. Yani. Onun dışında kaybettiği şampiyonluk gitti. Gitti. Yani o puanlar olsaydı, 8 puan olsaydı Fenerbahçe şampiyondu. Onun için hani senin soruna cevap öyle söyleyeyim. Tabii ki ama rakibini yeniyorsan, psikolojik üstünlük olarak yeniyorsan, puansal her türlü üstünlük oluyor. Orada tabii şu anda hani şey diyor işte, İlhan Palut Hoca ve bundan önceki antrenörler dedi ya işte Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarını çok iyi yaptılar. Acaba geçen sene düşen takımlar belirledi de alt sıra sanki Adana Demir, Trabzon, Beşiktaş, Kayseri gibi takımlar mı belirleyici olur zirve yolunda? Yoksa herkes şok olup Fenerbahçe Galatasaray düşüş yaşayıp diğerleri mi çıkar? Yani biraz şöyle değişik bir... Ya İlhan Palut açıklama yaptı değil mi? Evet. Ya da diğer hocalar Çağdaş, Vol açıklama yaptı. Volkan Demirel yendi. Hatayspor'la Galatasaray yendi. Evet, yendi. O işte çok uzay kadro dediğimiz kadroları. Onun için ben bu tür açıklamaları çok kendi şeyim olarak, prensibim olarak tasvip etmiyorum. Niye? Senin de bir takımın var. Kendi takımını önemseyeceksin. Mümkün olduğu kadar oyun alanları daraltacaksın. Rakibini iyi analiz edeceksin. Rakibinden gelen atakları, giden atakları, kendi yapacaklarını takımına monte edeceksin. O hafta çalışacaksın. Mutlaka bir şeyler çıkar yani. Al Hatayspor yendi yani. Galatasaray, Adana Demirspor tamam belki biraz defansif oynadı. Adana Demirspor da kendi çapında Fenerbahçe'den aldığım bir puan bana yeterli dedi. Yani alınmıyor muymuş? Alınıyormuş demek ya ki. İlhan Palut Hoca da o konuşmasıyla bende birazcık hafif bir düş kırıklığı olmuştur. Severim kendisini hala da. Ya ben de çok iyi bir hoca olduğunu, daha da iyi olabileceğini düşünüyorum. Evet. Ama işte bak rüya takım diye neredeyse anlattığın Fenerbahçe'ye Abdullah Avcı geldi burada. Hakeme rağmen mat etti gitti. Evet. Başka bir yolu varmış yani. Varmış. Teslim olmayacak. Hocam oradan aklıma geldi. Ya senin de 11 tane delikanlın var önünde. Sahaya sürüyor. Hepsi zıpkın gibi çocuklar yani. Hepsinin o düzeye gelmişlerse hepsi zaten belli bir işin üzerinde çocuklar bunlar. Sen rakibin güçlü yanlarını mümkün olduğu kadar törpüleyip kendi güçlü yanlarını öne çıkarabildiğin ölçüde oyuna ortaksın. Abdullah Avcı ne yaptı? Fenerbahçe önde baskı yapıyor diye. O orada oyunu başlatıp uzun toplarla 3-0'ın yani baskının demek ki hiçbir anlamı olmadı. Baskının hiçbir anlamı kalmadı. Demek ki bir strateji uyguladı, bir şey yaptı, başarılı oldu. Bir de alt sıralara bakalım. Erkan abiyle Selahattin abi alt sıraları da değerlendirsin bizler için. Tabii daha çok var. Erkan hocayla aynı yaştasın daha. Ne abisin? Kendini mi küçük gösteriyorsun? Abi dedim saygıdan. Yok, benden aranızda bir 10 yaş vardır abi. Hocam sen küçüktüm. Kaçlısın hocam? Ben 66. Oho, 10 yaş var bizim abimiz. 10 dedik işte ya. Tamam. Şimdi, vallahi Erkan abi burada mesela şok eden 3 takım var hocam. Bak. Kim? Başakşehir. Bir Başakşehir. İki Alanya. Üç Konya. Niye Samsun'da bence şok. Çok güzel bir giriş çıktı. Oldu. Bir yapılanma. Çıktı, toparlayacaklardır. Evet. Ne bileyim ben Samsun'dan ama daha ama Başakşehir'in kadrosu hocam. Orada bak hocam. Selahattin abi 11. sıradan 20. sıraya bak bakalım Başakşehir'in kadrosu hangi takımda var? Sadece kadroyla olmuyor işte. Şimdi bu sıralamada en iyi kadro onlarda. Kayseri'yi bıraktı Çağdaş Hoca oraya gitti. Aynen abi. Kayseri'de başarılıydı. Şimdi Recep Hoca başarılı Kayseri'de. Demek ki... Tarla da önemli. Tarla da önemli. Yani, oyunda, takımda, oyuncu da önemli demek ki. Yani demek ki önemli. Şey de... Bak mesela Alanya, Erkan abi. Yani Alanya takımı... Evet... Başkan hakikaten Allah'a var çok mücadele etti.
Hasan abi. Çok ama da iyi yönetiyorlar kulübü. İyi yönetiyor. Ama biraz sanki Hasan abi bıraktı gibi. Yoruldu mu diyorsun? Yoruldu gibi. Mental yorgunluğu mental var gibi yorgunluk yani. Var ya. Ya olabilir böyle şeyler. Orada Mevlüthan Çavuşoğlu var. Hasan Başkan'ın sağ kolu gibi. Orada aslında bugüne kadar hep güzel işler oldu. İyi işler oldu. Bu arada Mevlüthan Çavuşoğlu amatörden beri geliyor. Ben de çalıştım. Sen de çalıştın orada. Evet. Yani Mevlüthan Çavuşoğlu hatta... Kulağı çınlasın. Kulağı çınlasın. Çavuşoğlu ailesiyle bir ilgisi olmayan bir Çavuşoğlu. Yok. Değil mi? Soyadından millet zannediyor ki. Evet. Sayın Bakanlığı, o bakan Çavuşoğlu'yla alakası yok. Ama Alanyaspor'un her şeyi. Evet. Hasan Başkan'ın sağ kolu. Ben de orada çalıştım. Kulaklar çınlasın. Selamlar buradan, saygılar. Yani bugüne kadar çok güzel işler oldular. Hatta Sergen Hoca gitti, başarılı oldu orada. İşte kim gittiyse? Fariola da gitti. Şimdi Nice'le, neler yapıyor? Nice yıllara diyoruz yani Fariola'ya. Evet. Lider yani Fransa Ligi'nde. Yani oraya giden teknik adamlar hep başarılı oldu. Çünkü orada oranın sukuatını da irdelemek lazım. Evet, iyi çalışıyorlar. İyi çalışıyorlar, çok iyi oyuncular çıkardılar. Yunan oyuncuları. Çok düşük paralara çok iyi oyuncular. İşte Wellington onlar falan şimdi. Scout işte öyle oldu. Biz de scoutluk bir oyuncu buldum. Çok iyi ne? Manchester United'ın sağ açığı. Genç ama. Alalım hemen. Biz de scoutluk böyle çalıştık maalesef. Başbakan Lemi kulakları çınlasın. Buradan da selamlar olsun. Bizden de selam. Bir gün maç izlemeye gitmiş. Demiş bir oyuncu beğendim çok iyi. Robinho. Hemen alınmalı. İlk defa seyrettiyse olabilir ya. Boşluğuna gelmiş. Robinho hemen alınmalı. Öyle hoşluklar da var. Yani tabii bu espri hakkında helal etsin. Konya mesela. Yani şu anda bir başkan, bir yönetim kurulamıyor. Yani Konya. Ya olay ne biliyor musun? Konyaspor, Konya'da bir araştırma yap bakalım. Konyaspor'ların tuttuğu birinci takım hangisi? Konya çıkıyor mu? Mesele budur ya. Ya günlük sonuçlar bir dönem başarılı olursun, olması. Konya gibi bir şehir büyük taarruz öncesi, büyük taarruzun perde arkasındaki komutanların taarruz nasıl olacak buluşmasının futbol perdesinin arkasında gerçekleştirecek kadar futbol geçmişi olan bir şehirden bahsediyoruz. Aksaray'da futbol, garnizonlar arası futbol turnuvası falan. Niye? Konya'da bir futbol geçmişi var. Sen bu geçmişin üzerine koyup taşıyamıyorsan eğer sende bir sorun var. Birinci sorun ne? Evet, Konyasporların yüzde kaçı Konyasporlu ya? Mesele budur. Sen kendi kültürünü, kendini, toprağını, ekmeğini, aşını, suyunu, elmanı, armudunu kendi meşrebince ifade edip sahalara taşımıyorsan sen zaten orası değilsin. Adın Konyaspor. Kendin Konyaspor değilsin. Bu Gaziantep için de aynı, Samsun için de aynı, fark etmiyor. Dönemsel olarak başarılı, iyi transferler yaparsın 3-5 tane. Hoca uyumlu olur. Şehir bazı skorlardan sonra seni sahiplenir, seyirci gelir. O dönem ligi 4. 5. bitirdim, başarı sayıyorlar. Konyaspor ne ya? Konya gibi bir şehir ya. Konya yani. Medeniyetler beşiğinin beşiklerinden biri. Mental her zaman 3 ilk 3 4'ü oynaman hocam, lazım zaten. Yani. Mental yorgunlukta o demin Aykut söyledi. Hani hep gidiyorsunuz 4. 3. hatta İlhan Palut döneminde çok iyi zamanlar geçirdi. Ama ister istemez bir mental yorgunluk oluyor ya. Hocam niye o mental yorgunluk Trabzon'da olmuyor? Trabzon Konya'dan çok mu büyük bir şehir? Değil ama Trabzon sporu ayrı tutmak lazım. Şimdi Bursa Spor da şampiyon oldu değil mi? Evet. Süper Lig'de şampiyon oldu. Evet. Ama şimdi ikinci ligde. Çok da iyi taraftarı vardı. Evet. İyi de taraftarı var. Büyük bir camia. Ama nerede? Şimdi hani kötü yönetimlerde. Ama Trabzonspor belki sallantı yaşamıştır. Hatta küme düşme pozisyonuna bile 1-2 sene önce gelmiştir ama hiçbir zaman yıkılmamıştır, ayakta kalmıştır. Öyle de bir gerçek var. Niye? Trabzonspor her şeyle o şehri temsil ediyor. O şehrin %90-95 oranında tutulan tek takımıdır. Evet. Konya'da olan bu duruşu, boş. Bu duruşu boş, gösterip boş. Bu duruşu gösterip Konyalı değerleri Konyaspor üzerinden İzmir için de aynı şey geçerli, Samsun için de, Aydın için de, Antalya, evet. Bursa sahaya taşımaktır. Ya yoksa dönemsel başarılı olur. Bu bizi yanıltıyor. Kayseri gibi bir şehir. Bütün zeki insanlarımızın çoğunun çıktığı şehir. Ya severim ben Kayserili. Üniversite yıllarından bir sürü arkadaşımız oldu. Hepsini çok severim. Her zaman için hayatın neşe kaynaklarıdır. Zekaları da yerinde. Paraları da var. Niye Kayseri Spor bir yılda sezona biz bu sene şampiyonluk parolasıyla lige giriyoruz demez ya? Ya bari bir hayal edin de gerçekliğini de arkasından getiririz. Stadyum yeni. Her şeyin i̇şte var Kayseri'nde. Sanayi şehri.
ekonomisi düzgün. Her şeyi var hocam. İyi de futbol aklı var. İyi de futbol aklı var ama futbol transfer yasağı var. Ama transfer yasağı var. Onu çözmeye çalışıyoruz. İnşi var da takım toparladı. O da ayrı bir şey. Yani Aykut da çok iyi bilir bu konuları. Yani transfer serbestisi olmasının takımların çok lehine olduğu fikrinde değilim ben. Biraz Başakşehir hayal kırıklığı. Ya o gibi, kesin. Konya kesin. Başakşehir. Başakşehir'de 2000 işte şampiyon oldurulduktan sonra sanki böyle tarihsel misyonuna biraz ara vermiş gibi bir hava var Başakşehir'de. Ama şöyle bir şey. Başakşehir hiçbir zaman şöyle bir takım olamadı. Şampiyon olduğunda bile. Yani dolu dolu yaşadılar mı şampiyonluğu? Böyle bir taraftar tabii. İşte yok. 50 bin taraftar eşliğinde bir şampiyonluk yaşadılar mı? Bu da çok önemli. Mesela Trabzonspor şampiyon olduğunda ne oldu? Trabzon yandı, yıkıldı değil dünya mi? Dünya 3 milyarlık gösterim aldı ya. Korkunç bir şeydi. Değil abi yani? Şeyde sen yıllarca oynadın, rakip oldun işte. Ezeli rakibinde Ankara Gücü. Evet. Bir çıkıyor. Başkentten tek şampiyon çıkmayan Türkiye dünyada tek Türkiye. Utanç verici bir şey. Evet. Ankara Gücü ya da Gençlerbirliği ya da Şekerspor ya da Petrolspor. Hani lafını böldüm mü? Estağfurullah abi ya. Oraya zaten pas attı. Oraya pas. Ankara Gücü mesela şampiyonluk yükünü çok kolay taşıyabilecek bir enerjiye sahip. Fakat o medeni akıl ve cesaret yok. Hiçbir zaman olmadı. Niye yok? Nasıl kabulleniliyorlar bunu? Anlamıyorum. Kabullenemem ben bunu. Ben kabullenemiyorum. Ankara kabulleniyor ya. Türk futbol tarihinin adını verildiği İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği'nin küme düşmesi. Küme düştü. Bak o sene düştü. Selahattin Hocam çok doğru söylüyor. Yani şey ya vizyon. Sen çalıştın orada. Biz çalıştık. Ben hocam. De çalıştım Gençlerbirliği. Şöyle Gençlerbirliği ya da Ankara Gücü'nü kastederek söylemiyorum. Ankara'da bir sürü takım var. Keçiören Gücü var, alt ligde takımlar var. Şimdi neden oynamaz? Ankara Gücü mesela taraftarı da çok. Evet. Gençlerbirliği'nin sınırlı taraftarı vardır. Bir nebze anlarım. Bir yere kadar götürür. Ama Ankara Gücü'nün çok önemli işte bugün Kocaeli'yi, Bursa'yı, Sakarya. Göztepe'yi, Sakarya'yı, Karşıyaka'yı sayıyorsak Ankara Gücü'nde öyle sayabiliriz. Hani büyük takımlar çıktık. Dolayısıyla bu potansiyel var. O zaman şöyle bir şey geliyor. Ekonomiyi iyi idare etmek, iyi transferleri yapmak, doğru transferleri yapmak. Hadi sezona şampiyon olarak şampiyonluk adayı olarak girelim. Arkasında Ankara Gücü'nün o stat her zaman full çeker. Yani bunu kesinlikle öngörebiliyorum. Ama bu anlayışla girmek lazım. İşte transfer yasakları, takım oyuncuların paraları, ekonomileri bunlar çok detaylı işler. Yani tabii kulüplerin durumu da zorda. İyi şimdi, yönetilirse... Ya iyi yönetilirse de şimdi iyi yönetilirse diyorsunuz bugün 1 milyon euro. Nereden baksanız 31-32 milyon para yani. Ya makas çok açıldı. Anadolu takımlarının ödemeleri dün hatta bir yerde duydum. Anadolu takımları İlhan Palut söyledi herhalde. Ödemeleri mi ya da bir teknik adam söyledi hatırlamıyorum. Ödemelerde çok güçlük çekiyoruz. Buna rağmen iyi gidiyoruz tarzında. Şimdi ya, bu bir gerçek. Ekonomi. Yani bir kulübün ekonomisi olması gerçek. Şampiyonluğu oynaması, başarıya oynaması gerçek. Zaten şu milli takımımızın bize en büyük yaptığı katkı bence 110 milyon euro gibi dolar diyeyim. Dolar gibi bir getiri, dijital yani yayıncı kuruluştan getiri. Bence marka değerini yükseltecek. Belki 300-350'lere takımlarımızda daha rahat edecek diye düşünüyorum açıkçası. Yani alt sıralardaki takımlarda tabii onların da kendilerine has dertleri var. Kendilerine has ekonomik problemleri var. Ekonomik darboğazda ama şu bir gerçek. Mesela şey konusu işte Şumidika ya yine mi geldi bu Şumidika gibi. Ama onun gelmesi ben bunu çok araştırdım. Sordum abi biliyor musun? Bak Gaziantep'teki eşlerimize dostlarımıza sordum. Niye geldi? Diyorlar ki ya bize bir heyecan lazım. Bakın bir deprem yaşadık. Moralimiz çok kötü. Dolayısıyla sinemaya gittiğinde korku filmi değil de bir eğlenceli bir komedi filmine gittiğinde bunu böyle düşünün diyorlar. Şifo Mehmet, bir Samet Aybaba. Yok mu? Aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani şu anda boşta olan onlar da üst, yani Süper Lig'de yok mu yani oraya heyecan getirecek teknik evet. Adamlar? Ben katılmıyorum ona. Öyle yani bir yorum yapıldı. Bir de bizim şeylerimiz var. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Sumudika bunları aştı bana göre. Hani istediği kadar başarılı olsun. Ben yani oraya heyecan getirecek hiç mi teknik adam yok? Hatta daha ileri giderim. Fatih Terim'e giderim.
heyecan getirmez mi? Fatih Terim Hoca da der ki, ya bu kadar çalıştık, bir Gaziantep'e de gideyim, orayı da bir heyecanlandırayım demez mi? Der belki. Belki yani, diyecek, nereden biliyoruz? Belki diyecek, nereden biliyoruz? Sunduğun projeye bağlı. Evet. Yani olabilir elbette ama Sumudika'nın anlamı başka tabii hocam. Sumudika arkasında bagajı dolu gitti. Biliyorsun şike iddialarında bulundu filan, çok sorgulanmadı onlar ama Sumudika'nın Türk geleneklerine uygun olmayan hareketleri çok. Mesela bu da onlardan biri. Şike iddiası gizli kalabilir, niye söylüyorsun demek de istediler onu aslında. Ama takıma bir ivme kazandırdığı kesin. Belki transfer edeceği elimde şu oyuncular var diyerek de yönetimi ikna etmiş olabilir, bilmiyoruz. Gaziantep'te her şeye rağmen iyi izleri bırakmış ki geri çağırıyorlar. Bir de öyle bir tarafı var bu işin. O da var tabii. Yoksa yani niye çağırsınlar? Şimdi Erdal Güneş mesela orada çok sevilen, benim de, ben Gaziantep'te çalışırken benim ekipteydi. Çok seviliyor. Ben de çok seviyorum. Düzgün kardeşim çok inanılmaz. Ona çok büyük bir fırsat geldi. O biraz o fırsatı kullanamadı diyelim. Değerlendiremedi Erdal Hoca. Sumudika şu anda başarılı. Zaten çok başarılı. Şimdi Gaziantep şey geldikten o ayrı bir şey. Ya biz de başka şeylerini konuşuyoruz. O bizi ilgilendirmez zaten. O Gaziantepspor'un yönetimini ilgilendirir. Ama ben şunu söylüyorum. Gerçekten ya bazen diğer şeyde yorumlarda oluyor. Yerli teknik adamlarımız kendini geliştirsin. İşte kendini, yani gerçekten bizim yerli teknik adamlarımız, gerçekten çok iyi teknik adamlarımız var yerli. Şimdi kusura bakmasınlar da ben de yerli teknik adamım. Ya bu kadar da laf söylenmeyi hak eden değiliz. Yani her zaman araştırma içindeyiz. Her zaman geliştirme içindeyiz. Ben az önce ne dedim? İlk başladığımla şu andaki Erkan Sözer arasında dünya kadar fark var dedim. Niye? Hep öz eleştiri yapıyoruz. Yaptığımız hatalardan ders alıyoruz. Gittiğimiz her takıma... Sürekli maç izliyorsun. Maç izliyoruz. Gittiğimiz her takıma dokunuşlar yapıyoruz. Niye? Hep ders aldığımız için. Benim gibi birçok teknik adam var. Son bir yerde. Dakika. Onun için yerli teknik adamlarımız da haksızlık etmeyelim. Evet. Asla yabana atmayız abi. Evet. Yani dil öğreniyorlar. Gerçekten bak abi. Mesela şey der ki Hikmet Hoca, Kahraman Kulaçın. Yerlisi yabancısı yok. İyisi kötüsü vardır hocanın dedi. Bir de sembol insanlar var kulüpler için. Mesela o sembol insanlar o kulüplerde olmalı. Mesela Necip Uysal değil mi? Kimse beğenmez. Ya ben o sembolün, Necip Uysal'ın o kulüpte belki de futbol hayatının sonuna kadar olması taraftarıyım. Yani. Sembol ya. Öyle oluyor ya zaten. Oynasın oynamasın. Tabii. Her şeyini veriyor mu? Aidiyet hissediyorum. Bugün para vermeyeyim de. Rıza Hoca, sembol. Sembol, bravo. Gökhan Keskin, sembol. Bravo. Samet Aybaba sembol. Sembol. Şenol Usta. Sinan Engin sembol. Sinan sembol. Abi. Sembol. Şey sembol. Bunlar Oğuz Çetin sembol. Oğuz Çetin bu kadar abi. Dilin oyunbazlığı hocam. Diyorsun ya Şenol Usta Ömer sembol. Şey dedik ya. Ya Şenol Şakir abi, Hoca bak aklıma geldi şimdi sembol dedik. Göztepe'de Şakir Hoca var. Bir dakika alt var yapı. Hocam. Hemen söylüyorum. Yardımcı antrenördü. Hocayı gönderdiler. Şakir Hoca'yı da gönderdiler. Kulübün hocası Şakir Hoca, Ümit Kayan rahmetli. Abi. Bizle beraber yardımcısıydı. Abi. Şampiyon oldu. Evet. 20 senedir kulübün içinde, 25 senedir onu gönderiyor. Bu adamı niye gönderiyorsunuz abi? Bu adam para da vermeseniz çalışır. Her şeyi yapar. Onun için sembol isimli Şenol Usta Ömer Şembol. Öyle bitirelim. Bizde sohbet bitmez. Hele Erkan Hoca varsa sevgili Selahattin abiye de teşekkür ederiz. Bol ajansını kapatıyoruz.